Ömer Atıkel Mimarlık özellikle Konya'da geliştirdiği projelerle inşaat sektöründe öne çıkıyor. Konya Gayrimenkul Fuarı'nda firmanın standını ziyaret ettik. Konya'da düzenlenen Gayrimenkul Fuarı'nın katılımcıları arasında ÖMA Holding bünyesinde faaliyet gösteren Ömer Atıkel Mimarlık da vardı. Konya'da hayata geçirdiği sanayi sitesi projeleriyle dikkat çeken firma, konut alanında da atağa geçiyor. Firmanın konut projesi Atıkel Ladikli Konutları fuarda görücüye çıktı. Mustafa Bey merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben ismim Mustafa Kavaf, Ömer Atıkel Mimarlık AŞ'nin genel müdürüyüm. Peki bu yıl ilki düzenlenen Konya Gayrimenkul Fuarı'nda katılım sağladınız. Fuarla ilgili neler söylemek istersiniz? Konya'mızda TÜYAP'ın düzenlemiş olduğu ilk fuar inşaat olarak. Devamını gelecek senelerde bekliyoruz. İnşallah gelecek senelerde katılımımız olacak Atıkel grubu olarak. Peki Mustafa Bey, Atıkel markasının uzun yıllardır Türkiye'nin ve dünyanın tanıdığını biliyoruz. Şimdi ÖMA Holding bünyesinde büyümeye devam ediyor. Son birkaç yıldır da sanayi sitesi projelerine yer verdiniz. Projelerinizin detaylarını öğrenebilir miyiz? ÖMA Holding olarak Atıkel sanayi sitelerinin yapımına 2013 yılında başladık. 2013 yılında Atıkel bir sanayi sitesi olarak 2014 yılında tamamladık. İlk sene tamamladığımız 124 adet iş yerini kısa bir zaman içerisinde bir sene gibi bir süre zarfında tamamladık. Daha sonra 2014 yılında Atıkel 2 sanayi sitesi ile devam ettik. Atıkel 2 sanayi sitesinde de 110 adet iş yeri tamamladık. O da kısa bir zaman içerisinde, bir sene içerisinde bitirdik. 2015'te projelendirmesi devam eden Atıkel 3 sanayi sitesine de 2015'in Eylül ayında başladık. Şu anda da yapımına hızla devam ediyoruz. Programımıza göre 2018'in ortalarında Atıkel 3 sanayi sitesinde Konyalı yatırımcılar ve sanayicilere hizmetine sunacağız. Sanayi sitesi projelerinizin yanı sıra konut projelerine de yer verdiniz, hayata geçireceksiniz. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Devletimizin kentsel dönüşüme sağlamış olduğu olanaklarla bu sene konut sektörüne de girdik Atıkel grubu olarak. Atıkel Ladikli Konutları olarak 1000 konut hedefliyoruz. Bu senenin sonuna doğru Atıkel Ladikli Konutları'nın yapımına da başlayacağız. Grup olarak konut sektörüne de büyük önem veriyoruz. İhtiyaçları görüyoruz. Bununla ilgili konut sektöründe de var olmaya devam edeceğiz. Peki konutlarınızda ev sahibi olacak kişileri neler bekliyor olacak? Konutta ev sahibi olacak kişilere şu şekilde söyleyebilirim. Bir ev, bir aile ortamı, bir sıcaklık, bir site ortamını bu projemizde sunmayı hedefliyoruz. Projelerimizi ona göre tasarlıyoruz. Projeleri tasarlamadan önce Ar-Ge hizmetlerimiz zaten maksimum kalitede devam etmekte. Onun devamında ise dediğim gibi bu senenin sonlarına doğru bu hizmetimize başlayacağız. İnşallah hepimize hayırlı olsun. Peki sosyal donatılarından bahsedecek olursak ne tür imkanlar sağlıyor olacaksınız? Sosyal donatılarda konut sektöründe saunası, fitness sporları, oturma alanları, bu ve buna benzer bütün bir tam aile ortamına, evet, tam donanımlı bir yaşam alanı sunuyoruz. Peki yatırımcılara finansal anlamda ne tür kolaylıklar sağlıyorsunuz? ÖMA Holding bünyesinde finansal olarak şu şekilde olanaklarımız mevcut. Hem banka kredileri yönünden hem diğer kendi holding bünyemizde kendi olanaklarımızla, vade imkanlarımızla birlikte vatandaşlarımıza sunuyoruz. Peki Mustafa Bey, yatırımcılara ne tür tavsiyelerde bulunursunuz? Nelere dikkat etmeliler? 2023 hedeflerinde Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi durmadan azimle çalışma sarf ediyoruz. Bu azimle çalışmanın yanı sıra yatırımcılara şu şekilde söyleyebilirim. Geçen günlerde Sanayi Bakanlığımızın da bir açıklaması oldu. Şehirlerin içerisinde kalan sanayilerin şehir dışına taşınma olanakları başlıyor. Bunların içerisinde Konya'da var. Bu şekilde yatırımcılarımızın hem sanayi sitelerine hem konut sektörüne yatırım yapmalarını bekliyoruz. Bir şey daha sormak isterim size. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın bir çağrısı oldu istihdamla ilgili. Ve biliyoruz ki inşaat anlamında istihdam en çok sağlanan sektör oldu. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Siz ne tür çalışmalar gerçekleştirdiniz?
Cumhurbaşkanımızın bu hedef doğrultusunda, 2023 hedef doğrultusunda ve daha sonrasında milli seferberlik ruhuyla istihdama katkı sağlamayı var gücümüzle çalışıyoruz. Bununla ilgili referandum öncesi olsun ve referandum sonrası olarak yatırımlarımıza hiç aralıksız, hız kesmeden devam ediyoruz. Bununla ilgili istihdamda maksimum çaba sarf ediyoruz. Daha çok istihdam olanakları çıkarmak için. Bununla ilgili mücadelemiz devam edecek. Yani memleketimize istihdam yönünde mümkün olabildiğince en maksimum seviyede hizmet etmeye çalışıyoruz. Peki sizin projelerinizi diğer projelerden farklı kılan nedir? Bununla ilgili şunu söyleyebilirim. Atker Öma Holding olarak uluslararası bir firmayız. Uluslararası firma düzeyinde kalitemizi inşaat sektöründe de yansıtmak istiyoruz. İnşaat sektöründe yansıtırken bu kalitenin, özgüvenin tamamen projelerimizde yansıtarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmak amacımız var. Son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak TÜYAP'ın düzenlemiş olduğu bu Konya Fuarı'na emeği geçen herkese teşekkür ederim. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamı diliyoruz. Biz teşekkür ederiz. İyi çalışmalar.